Ali Can Kutlu bizlerle birlikte, TR Scouts ekibi şef gözlemcisi. Ali Can, hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Bize birazcık oyuncuyu anlatır mısın? Saha içi özellikleri nelerdir? Senden detaylı bir şekilde öğrenelim. Tabii ki. Fredrik Mitro 28 yaşında Norveçli merkez orta saha oyuncusu. Kariyerine doğal olarak Norveç'te başladı. Orada başarılı bir performans gösterdikten sonra 2017 yılında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına transfer oldu ve şu geride bıraktığımız 5 sezonda AZ Alkmaar'ın lider oyuncularından, bel kemiği oyuncularından oldu aslında Fredrik Mitiu. Oyuncunun güçlü ve zayıf yönleriyle devam edelim. Okan Hoca'nın açıklamalarını da dinledik zaten. Orada kendisi bahsetti onun güçlü yönlerinden ama mesela en öne çıkan özellikleri top kesme, top araya girme, sahipsiz top kazanma gibi özellikleri mevcut Fredrik Mitiu'nun. Özellikle üçüncü bölgede takımı top kaybettikten sonra çabuk bir şekilde o topu kazanma konusunda çok başarılı. Bunun dışında alan kat etme ve dribling konusunda bir merkez orta saha oyuncusu için gayet başarılı. Yani AZ Alkmaar takımında hep ikili orta sahada oynadı. Yanında hep başka bir oyuncuyla oynadı merkez orta sahada ve o oyuncu daha kreatif bir oyuncuydu çoğunlukla. Kendisi de topla buluştuğu zaman genelde sağ kanadı açılıp sağ kanatta topu taşıyordu daha sık AZ Alkmaar takımında ve oyun kurucuya alan açabiliyordu ve bu konuda da aslında başarılı bir şekilde dribling yaparak takımını 3. bölgede taşıyabiliyordu. Okan Hoca da söyledi, istikrarlı ve sürekliliği olan bir oyuncu Fredrik Mitiu. Yani şu son 5 sezonda yalnızca 12 maç kaçırdı sakatlığı sebebiyle bütün kulvarlarda ki AZ Alkmaar'da hem ligde hem kupada hem de her sezon Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynayan bir takım. Yani birçok maça çıkan bir oyuncu Fredrik Mitiu ve onun istikrarlı olması, devamlılığı olması çok çok değerli. Onun dışında 90 dakika boyunca mücadele eden, hırslı, çalışkan bir isim Fredrik Mitiu. Yani yorulmuyor. Sürekli takımına olumlu katkı vermeye çalışan da bir isim ve bu sebeple de öne çıkıyor aslında maç sırasında. Son olarak da eğer biraz daha oyun kurma konusuna gelirsek, Fredrik Mitiu takımına baskı yapıldığı zaman soğukkanlılığını koruyup baskıda oyun kurma konusunda da başarılı bir isim. Zayıf yönlerine gelirsek eğer Fredrik Mitiu'nun çok uzun bir oyuncu değil, çok güçlü bir oyuncu değil, çok hızlı, çok atletik, çok çevik bir oyuncu değil. Yani fiziksel anlamdaki özelliklerinin hepsi yeterli. Ama bir tane özelliğinin böyle elit, top seviye, en üst seviyede olduğunu söylemek mümkün değil. Mesela boyu 1.76 Mitiu'nun ve hava toplarında çok başarılı olduğunu söylememiz mümkün değil. AZ Alkmaar takımında çok fazla kendisine şans verilmedi uzaktan şut çeksin diye aynı zamanda. Ama genel olarak gol tehdidi olacak bir isim değil Fredrik Mitiu. Genelde topu taşıyan isim ya da takım arkadaşlarını paslarıyla besleyen isim olacak Fredrik Mitiu. Yatarak müdahaleleri yeterli ama bir hani 6 numaradan direkt beklenilen bir yatarak müdahale katkısını klasik bir 6 numara gibi veremeyecekti ki kendisi de zaten hani 6 numara değil 8 numara aslında merkez orta saha oyuncusu. Ve son olarak da markaj zayıf yönlü olarak belirtebiliriz ama bunun sebebi de çok çalışkan bir oyuncu, çok uğraşan bir oyuncu. Böyle olduğu için de sürekli sahanın her tarafında olduğu için markajını etmesi gereken oyuncuyu zaman zaman kaçırabiliyor Fredrik Mitiu. Yani istatistiklerine genel olarak baktığımızda oyuncu hem Hollanda'daki Eredivisie'deki merkez orta saha oyuncuları arasında hem de Süper Lig'deki merkez orta saha oyuncuları arasında belli istatistiksel kategorilerde ilk 5'te ve ilk 10'da yer alıyor. Yani rakip sahada top kazanma, başarılı atak aksiyonları, başarılı dribling, başarılı anahtar paslar, başarılı uzun paslar, üçüncü bölgeye yapılan başarılı paslar ve son olarak da asist beklentisi. Bütün bu Evet. kategorilerde üst sırada Fredrik geçiyor. Ali Can, şunu da sormak istiyorum. Sen söyledin ama üstüne basarak bir daha konuyu konuşalım. Merkez orta saha dedin. Galatasaray'da 6 numara arayışı var. 8 numara arayışı var değil mi Mehmet? Ya da ben şu soruyu sorayım Tabii izin buyur. olursa Koray. Ali Can'a tekrardan selam olsun. Mitchu, Sergio Oliveira, Emre Akbaba. Yani geçen sezonki başarısızı bizler Taylan Berkan, Çıkaldağ orta saha üçlüsünü okumuştuk. Okan Hoca uzun vadeli planlama yapabilir mi? Mitchu, Sergio Oliveira, Emre Akbabalı yoksa
muhakkak orası bir defansif orta saha transferi ister mi? Yani 6 numara için mi düşünmek lazım? Doğru bölge orası mı? 8 numara mı Mitsu için? Hayır, yani 6 numara değil Frederik Mitsu. Benim anladığım kadarıyla Okan Hoca'nın Frederik Mitsu'dan beklentisi Sergio Oliveira'nın hücumda aldığı sorumluluklardan sonra eğer olası bir top kaybında veya atağın gelişmemesi sonucunda o topu hemen kazanabilmesi Galatasaray'ın yarı sahada ve Frederik Mitsu Hollanda Ligi'nde bunu en iyi yapan oyunculardandı. Yani rakip sahada top kazanma istatistiğinde ilk üçteydi. Bu konuda direkt aktif bir şekilde o topu kazanma isteğinin Frederik Mitsu'nun transferindeki en önemli sebeplerden birisi olduğunu düşünüyorum. Yani yanında Oliveira'ya alan açma konusunda da çok başarılı olacaktır. Dediğim gibi o topu sağ kanattan taşımayı tercih eden bir oyuncu. Sergio Oliveira sahanın ortasında kendisine açılacak alanla ve topla buluştuğunda uyum kurma konusunda daha kolaylık yaşayacaktır diye düşünüyorum. Frederik Mitsu'nun bütün bunları yapması evet. sebebiyle. Ve bu yüzden de Frederik Mitsu'nun ben Oliveira ile yan yana oynayacağını düşünüyorum. Şunu sorayım hemen çok kısa tabii ki. Konu konuyu da açıyor. Oliveira'ya Mitsu, Emre Akbaba dedik. Mesela bu orta sahanın Mitsu'nun özelliklerini göz önünde bulundurarak cevaplamanı rica edeyim. Savunma anlamında bir zafiyet oluşturur mu top rakipteyken? Oluşturur. Şöyle, eğer kontrataklara karşı oynayacak Galatasaray çoğunlukla Türkiye'de doğal olarak. Hani top kaybı olduktan sonra onu kazanabilir ama Frederik Mitsu'yu da aşarsa o top hızlı kontraya çıkan rakip Anadolu takımlarına karşı yalnızca stoperler kalacak ve orada bir adam eksikliği yaşayabilir. Evet. Eğer Okan Hoca bu riski göze alıyorsa Frederik Mitsu orayı yine doğru tercih olacaktır diye düşünüyorum. Doğru bir tercih olarak değerlendirir misin? Son sorum da bu olsun. Galatasaray'ın transferi açısından genel hep değerlendirme istiyoruz. Sizin ekip arkadaşlarından, TRS Scouts ekibinden fayda sağlayacağını düşünüyor musun? Ben kesinlikle fayda sağlayacağını düşünüyorum. Hollanda'da da çok faydalı bir görev adamıydı. Sistem oyuncusuydu. Kendisinden beklenilen her şeyi yapacaktır. Onu da uğraşacaktır. İstikrarıyla da Galatasaray taraftarlarının gözüne girebilecektir diye düşünüyorum. Ali Can Kutlu çok teşekkür ediyoruz. Detaylı bir şekilde bize oyuncuyu anlattığın için Galatasaray taraftarının da kafasındaki soru işaretlerini eminim gidermişizdir. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kal. Oyuncu kartını bir kez daha ekrana getirirsek yönetmenim Güven Mengü'den de rica edeyim. Güçlü yönlerini ve zayıf yönlerini tekrar hatırlatalım. Frederik Mitsu Galatasaray'ın yeni transferi birkaç dakika içerisinde İstanbul'a geliyor. Oyuncuyu taşıyan uçak İstanbul'a inmek üzere, hatta görüntüleri de vereceğiz ekrana. Güçlü yönleri: top kesme, araya girme, sahipsiz top kazanma, top sürme, dribling, çalışkanlık ve istikrar, ki bu noktada az önce teknik direktör Okan Buruk da bu özelliklerini söylemişti. Hatta şöyle, güçlü yönler ekrandayken Okan Hoca'nın söylediklerini not aldım, onları da söyleyeyim. İyi bir takım oyuncusu, istikrarlı dedi. Toplu, topsuz oyunda bize katkı yapacak, ayakları da iyi dedi Mitsu için. Zayıf yönleri ise hava topları, fizik, markaj.